Evet, Beşiktaş Karagümrük maçında gümbür gümbür geldi. 4-1'lik skor Tanju Hocam. Ne dersin? O zaman şunu söylüyorum. Pirlo buraya, yumruk havaya. Evet, bir de o var. Şöyle bir durum var. Pirlo gibi bir isim Türkiye'ye geliyor. Hani Beşiktaş'a, Ya iki sene Galatasaray'a, Fener'e önce, gelse kimse bir şey der iki mi? sene hiçbir demez, iki sene evvel Daha Juventus'u çalıştırıyordu ya Juventus'un geçen teknik sene. adamıydı geçen sene. Ey Pirlo, ne işin var Karagümrük'te? Hayırdır ya? Ama Hiç tebrik yakıştıramadım. ediyorum. Süleyman Aa, Urmay'ı Süleyman Urmay'ı tebrik ediyorum. Takımın ciddi. başına böyle bir teknik direktör getirdi Diğer ama takımlara gelseydi olay olmaz mıydı Tanju çok Hocam? kolay Çok büyük olurdu. olay olurdu. Şimdi haber bile yok. Haberi bile yok. Maalesef. Eğer kısa zamanda haberi olur. Nasıl olur biliyor musun Nasıl olur? Giderken. Yücelim? Pirlo giderken. Pirlo giderken büyük haberler yapar bizim gazeteciler. Ne zaman biliyor musunuz? 5 hafta daha veriyorum. 5 hafta içinde daha yakın zamanda sana söyleyeyim. Bir, İstanbulspor teknik direktörü. İki, kimdi? Ümraniye de iyi Ümraniye. oynuyor ama onlar da kötü Yok, durumdalar. iki, Hatay Ümraniye'den var. gitmez. Hatay var. Hatay kötü başladı. Yani birkaç hocanın isimlerini vereceğim haftaya. Hep de söylediklerim çıkar arkadaşlar. Ben sana söyleyeyim. Ne var Yücelim orada? Kasımpaşa, Oo, Kasımpaşa İstanbul, en kısa Karagümrük, Hatay. zamanda tekrar şey yapacaktır. Yani teknik direktörüyle ilgili bir oturup düşünecektir. Acaba devam mı edelim yoksa yol yakınken geri mi dönelim? Başka kim olabilir Yücelim? En son sırada kimler vardı? Evet. Var. Ümraniye, Hatay, Karagümrük, İstanbulspor, Kasımpaşa var. Bu Ve Ankaragücü var Tanju bak Hocam. bu takımların Sivas'ta iyi gitmiyor. yok, Sivas'ta Rıza Hocam'ın kredisi var. Ama diğer saydığın takımların hocası, bak sana söylüyorum. 3. hafta 7. 8. haftayı görmezler hocam. Unutma Tanju Çolak olarak bunu gündeme getiriyorum. Ümit Aktan'la yaptığımız programda da her hafta bir hocayı, iki hocayı söylerdim. Maçtan sonra bakardın hepsi yollanmış gitmiş. Bizim de böyle bir görümüz var. Görebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Çünkü Türkiye'de başarısızlığa hiç kimsenin tahammülü yok. Hiç beklemezler. Anında kelle alınır. Kimin? Teknik direktörü. Geçmiş olsun Pirlo. Çok kısa zamanda sana 7-8 demiyorum Pirlo. Sana 10 hafta diyorum. Aa, şöyle de olabilir. Yücelim. Biliyorsun bunlar gelirken sözleşmeleri çok önemli ve çok özel oluyor. Oradaki Maddeler mi yazılarda, çok iyi? maddelerde eğer yollarsan, vereceğim parayı çok yazmışsan biraz zor durumda kalır. Var mıdır öyle bir Urma. sözleşme? Ya Abi, Süleyman yoksa niye Urmay. gelsin Yücel? Koskoca Pirlo'nun ne işi var burada? Bilemiyorum Tanju Yücel'im Hocam. niye Ben gelecek? Juventus'u takip ettiğimde oyun anlayışını beğenmiyordum. Şu andaki Karagümrük'teki oyun anlayışını da beğenmiyorum. Reklamını iyi yaptı mı yaptı. İstediği Yaptım. gibi haberler çıktı mı çıkmadı. Şimdi Evet. Pirlo'yu çok kullanmadılar. Niye? Karagümrük'e geldiği için. Şimdi Evet. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a gelse Pirlo neydi şu anda? Müthişti. Futbolculuk kariyeri hepsinin önünde Yani o Tanju yüzden Hocam. seçiyorlar. Türkiye'deki gazeteciler de seçiyorlar, ona göre haber yapıyorlar. Bizi yapmazlar. Yapmazlar, çekinirler. Çekinirler. Tanju Hocam Beşiktaş maça çok iyi başladı. Çok Bir çok iyi başladı. büyük ekran alalım İsmet. Birinci pozisyonumuz daha dakika 8. Berkay'ın duran topu kullanıyor. Saiz vuruyor. Saiz Vegors'a indiriyor. Vegors vuruyor. Daha 7. dakika top direkten dışarı çıkıyor. Evet bizi alabilirsin. 2 numaraya da geçelim bu arada. Yani Golün geleceğinin habercisiydi bu. müthiş Yücel. derecede Bir Beşiktaş. baskı var, bir Evet. pres var, top oynatmama var. Ama bir hastalık da Karagümrük'te var. Pirlo zannediyor ki takımımdaki futbolcuların hepsi Juventus'ta oynar. Çok kaliteli, çok teknik özellikleri var. Yok hocam. Bir de Sen o ceza Türkiye sahasının Ligi'ni hafife içinde alıyorlar. o pas yaparsan golleri yersin. Ceza sahasından niye çıkamadın? Ya bir uzun oyna da bir takımı çıkart. İş burada mı bilmiyorlar, öğretmediler? Sayın Pirlo. Süleyman Urma sana yarın birkaç saat alıp özel dersler verecektir mutlaka. Evet. Mutlaka verecektir. Çünkü Süleyman Urma kolay değil. Bayağı menajerlik yaptı, bayağı direktörlük Ama yaptı. gerçekten bu işleri Bilen iyi adam. biliyor O ve yüzden Karagümrük'te de çok iyi yönetiyor. diyorum ki Yücel, o yüzden diyorum işte Süleyman Urma takımın iyi gitmesi için Hamle yapar hamle diyorsun. yapmıştır Pirlo'ya. Evet. Nokta. Beşiktaş hemen o pozisyonun arkasından
İlk dakikadan itibaren Karagümrük kalesini ablukaya aldı. Yine bir duran top. Salih kullanıyor. Muleka kafayla vuruyor. Direkten dönüyor. Artından Enkudu topu dışarı atıyor. Yani daha ciddi anlamda ablukaya alıyor. 3 numaraya geçelim hemen. Yani dakika 10, Beşiktaş'ın 3 net gol pozisyonu vardı Tanju Hocam. Ama bunları bir türlü gole çeviremediler. Yine bu pozisyonu hatırlarsın. Enkudu aldı getirdi ki Beşiktaş'ın en önemli ismi. Sezon başında düşünülmeyen Enkudu. Sezon başında düşünülmeyen Salih. Sırtladığı ikisi takımı galibiyet serisini arttırıyor. Gol serisini arttırıyor. Burada da Caner'in sırtına top değdi. Dışarı çıktı. Bu da şans değil mi Tanju? Çok büyük bir şans. Ama hem Salih'i hem de Enkudu'yu kutluyorum. Harika güzel şeyler yapıyor. Çok iyi işler yapıyor. Çok keyifli seyrettim bu maçı. Nasıl bir tempo var, nasıl bir pres var. Birinci bölgeye sıkıştırıyor. Herkes adamına pres yapıyor. O ileri çıkmamaları için her ne gerekiyorsa yapıyor ama bir şey unutuyor. Yücel, kaleci öyle birinci bölgede pasla başlamayıp uzun yapsa da biraz takımı çıkartsa bu kadar prese gerek var mıydı? Yapabilirler miydi? Yapamazlardı. Büyük bir olunca o güç kuvvet olmayacağına göre. Ama ne oluyor? Kendi sahasına kilitliyor onları. Pres yapıyor, topu kazanıyor, ucuma başlıyor. Çok rahat. Beşiktaş. Ama o zaman yanlış yapıyor. Pirlo bunu niye görmüyor? Niye uzatmıyor 3. bölgeye, 1. bölgeden top atmıyor? Yapmıyorlar Tanju Hocam. Çünkü Pirlo bütün oyuncularını kendisi gibi kaliteli oyuncu zannediyor. Yanılıyorsun hocam. Yanılıyorsun hocam. Hiçbiri senin kadar kaliteli değil. Hakikaten İlk sen çok kaliteli bir futbolcuydun ama antrenörlükte sahayı okuma, futbolu okuma, futbolcuyu tanıma özelliklerin yok hocam. Süleyman Urma el at. Sayın Başkan el at Pirlo'ya. Benden söylemesi. Yoksa SOS veriyor. SOS. Nokta.